Öncelikle hayır, bu video tüm Wolfenstein oyunları hakkında olmayacak. Sadece 2014'te başlayan yeni seri hakkında konuşacağım. Ama eğer seriden çok uzaktınız, hemen her oyunu size iki cümlede özetleyeyim. Wolfenstein serisi, oyun dünyasının en köklü serilerinden bir tanesi. 1981'de başlayan seri, 1992'de Wolfenstein 3D ile FPS türünün temellerini atıyor. Çıkan ilk modern 3 boyut oyundu kendisi. Zaten mutlaka sağda solda görmüşsünüzdür. FPS oyunlarının mihenk taşlarından. 2001 yılında Return to Castle Wolfish'ten çıkıyor. Yine bu oyunda FPS dünyasının damgalarından biri oluyor. Gizlice ilerleyebileceğiniz ilk oyunlardan bir tanesi. Mükemmel bölüm tasarımı, düşman yapay zekası ve güzel atmosferleri ile yine herkesin kalbini çalıyor. Eğer derseniz 2001 yapım oyunda nasıl bu kadar güzel grafikler var diye. Şu an arkada izlediğiniz şey 2001 yapım oyundan değil. Geçen hafta çıkan fan yapımı bilmek versiyonundan. Yani eğer grafik takıntınız varsa direkt bu versiyonu oynayabilirsiniz. Oyun çok başarılı olunca Activision hem Wolfenstein serisinin haklarını hem de Return of the Castle Wolfenstein oyununun yapımcısı olan Grey Matter Studios'u satın alıyor. Grey Matter Studios bir iki tane Call of Duty yaptıktan sonra Treyarch'a birleşiyor. 2009 yılında Activision ve Raven Software işbirliğinde 8 yılın ardından devam oyunu çıkıyor. Wolfenstein. Evet, sadece Wolfenstein. Oyun ne yazık ki Fear 2 ile aynı kaderi paylaşıyor. Eğer Fiyu serisi videomu izlemişseniz Fiyu 2 hakkında söylediğim her şey bu oyun içinde geçerli. Oyun tamamen konsollar için dizayn ediliyor ve aşırı Call of Her ne kadar zamanı durdurma, yavaşlatma gibi güzel mekanikler olsa da aşırı sığ olduğu için bir yerden sonra sıkıyor. Oyunun inceleme puanları çok düşük oluyor ve tabii ki satmıyor. Bundan sonra ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Activision. Yani Activision'dan bahsediyoruz. Activision para getirmen şeyleri sevmez. Bundan sonra serinin haklarını Bethesda satın alıyor ve 2014 yılında Wolfenstein The New çıkıyor. Evet, geldik. 2014 yılında çıkan Wolfenstein'ın çok güzel bir şansı vardı ve bu şansını çok iyi kullandı. Bu şansı neydi biliyor musunuz? Oyun 2014'te çıktı. 2014 yeni nesil konsolların çıkış dönemiydi ve etrafta hikayeli FPS oyunu yoktu. Etraf böyle Destiny'dir, işte Battlefield 4'tür, Call of Duty Advanced Warfare böyle tamamen online e odaklanan FPS oyunları kaynıyordu. Hikayeli bir FPS oyunu oynamak istediğinizde karşınıza tek bir seçenek vardı, Wolfenstein. Ve Wolfenstein bunu çok iyi kullandı. Çünkü oyun mükemmeldi. Öncelikle oyun kendine özgü bir taz yarattı. Oyunda istediğimiz silah çift elimizde taşıyabiliyoruz. Tabancalı, pompaladı, makine tüfekli falan filan. Yeri geldiğinde tabancayla gezi gitmeye çalışırken, yeri geldiğinde iki elimize de pompalaya alıp bam bam sıkarak gitmek mükemmel bir şey. Ve ayrıca oyun gelmiş geçmiş en zevkli mekaniğe sahip. Hikayesi güzel. Hatta çok iyi. Şöyle senin hepimiz Call of Duty Hani Call of Duty oyunlarında bazı görevler vardır. Biz bu görevi niye oynadık derseniz. Hikayenin hiçbir alakası yoktu. Tamamen bomboş oyunu uzatmak için koyulmuş görevlerdir. Wolfenstein'de bu yok. Wolfenstein 10 saat uzunluğunda bölüm ve bu 10 saatin 10 saati önemli. Hiçbir görevi böyle atlayamazsınız. Her görevin kendine özgü bir değeri ve önemi var. Oyunun başından sonuna kadar bitmeyen aksanını bir de çok güzel etkileyici sahnelerle birleştirmişler. Phonders that your orders, one goddamn fleshimer! Kàm được chứ? Cô chết kẻ nóng. Đúng tôi sẽ h Ayrıca oyun size seçenekler sunuyor. Mesela oyunun başında iki farklı kişiden bir tanesini kurtarmamız gerekiyor. Bu kurtardığımız kişinin oyunun gidişatına bazı katkılar olacak. Yani iki farklı zaman çizgisi olarak düşünebilirsiniz. Veya oyun içindeki görevlerde isterseniz gizli, isterseniz bam bambum gidebiliyorsunuz. Tamamen size kalmış. Yani oyun oynanış açısından bayağı bir zengin. Bir diğer sevdiğim nokta oyunun şiddet seviyesi. Oyunda böyle iğrenç diyebileceğimiz sahneler mevcut. Ama hayır tabii ki yanlış anlamayın. Böyle şeyleri izlerken zevk alan biri değilim tabii ki. Sadece biliyorsunuz günümüzde oyun dünyası giderek her kitle hitap etmek için oyunlarını basitleştiriyor ve bu tarz sahneleri kaldırıyor. Günümüzde bu tarz sahneleri koyacak cesareti yapılma bayağı bir azaldı. Bu yüzden hoşuma gidiyor. Ha bu arada oyunun içinde hem Wolfenstein 3D'yi hem de Titanfall'u oynayabiliyoruz. Şöyle bir baktığımda oyunun tek eksiğinin yapay zekası olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında Wolfenstein New Order çok iyi bir oyun. New Order'dan sonra Old Blood adında bir yan oyun çıkıyor. İlk oyunun öncesini anlatan bir oyun. Tabi kısa yan bir oyun olduğu için böyle detayına girmeye gerek yok. İyi oyun, hoş oyun, güzel, oynanabilir. Ama söylemem gereken bir şey var. Ya arkadaşlar yıl olmuş 2020 artık şu oyunlara da atış eden zombiler koymayın ya. Ateş eden zombi oğlum zombi lan bu. Bir zombi nasıl ateş edebilir lan? Beydirik oyundan soğutan bir şey bu gerçekten nefret ediyorum. Dimi mi Resident Evil 5? 7. jenerasyon FPS oyunu açısından zengin bir dönemdi. Hem FPS oyunu burada yeni bir çağ atlamış, hem de onlarca farklı yapımcıdan onlarca farklı türde FPS oyunu çıkmıştı. 8. jenerasyona geldiğimizde Bayağı bir gerileme yaşandı. Bir önceki jenerasyon kadar zengin değildi. FPS oyunlarına ziyade daha çok omuz kamerasından oynanan oyunlar popüler olmaya başladı. 9. jenerasyon konsolları çıkmak üzere. Şu an dönüp baktığımda acaba 8. jenerasyonda oynadığım en sevdiğim FPS oyunu hangisiydi diye sorduğumda aklıma sadece tek bölüm geliyor. Hayır Titanfall 2 değil. Allah aşkına videonun başına bakın arkadaşlar. Wolfenstein 2 New Colossus. Kopyala yapıştır yapmaya gerek yok. İlk oyun için söylediğim her şey bu oyun için de geçerli. Evet tamamen aynı. İlk oyun ile ikinci oyun tamamen aynı oyunlar. Wolfenstein'deki sadece ilk oyunun aynısını biraz daha geliştirilmiş versiyonu. Mesela yapay zekayı düzeltiyor. İlk oyunda sadece kullandığımız silah çift silah olarak taşıyabiliyorken bu oyunda bir elimize tabanca, bir elimize pompalı, diğer elimize makine tüfek falan filan istediğimiz silah kombinasyonu yapabiliyoruz. Hikaye derinleştiriyor, daha açık bir dünyası var falan filan. Bu kadar. Evet. Sadece bu. Peki neden bu jenerasyonda en sevdiğin FPS oyunu bu derseniz? Oyunda bir tane nokta var. O yüzden. Ama spoiler. Eğer Wolfenstein 2, Red Dead Redemption 2 ile Last of Us 2'yi oynamadıysanız ve Naruto izlemediyseniz hemen şu an videoyu kapatın çünkü hayvan gibi spoiler vereceğim. Böyle direkt hiçbir şeyin anlamı kalmayacak. Bu yüzden eğer oynamadıysanız hemen şu oyunları oynayın. Üstünde bir de yaklaşık işte 900 bölüm Naruto izleyin gelin. Bekliyorum. Gittiniz mi? Başlıyorum bak. Merhaba benim elit kardeşlerim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Şimdi arkadaşlar benim filmlerde, dizilerde, oyunlarda, animelerde, mangalarda, çizgi romanlarda, hintelerde nefret ettiğim bir şey var. Serinin kötü adamı bizim baş karakteri yakalıyor ama öldürmüyor. Öldürmüyor ki finalde gelip beni siksin. Bu benim nefret ettiğim bir şey. Direkt seriden solmamı sağlayan bir şey. Wolfenstein 2'de de buna benzer bir şey yaşanıyor. Oyunun bir bölümünde Naziler bizi yakalıyor. İşte silahlarımızı, zırhlarımızı falan her şeyi kaybediyoruz. Bizi önce yargılanıp sonra infaz edilmek üzere içinde milyonlarca nazi askeri bulunan nazi başkentini yolluyorlar. Şimdi ben burada oyunu durdurup dedim ki, Wolfenstein 2, bak şu ana kadar güzel gidiyordum. Mantıklı bir şekilde baktığımda artık benim buradan kurtulmam mümkün değil. Şu durumda kaçmam imkansız abi. Eğer ben buradan bir şekilde saçmalaka kurtulursam, kaçarsam bendeki puanı düşer. He, ama eğer kurtulamazsam, ölürsem ben tek puanım artar. Ama ölmem ki abi. Ben ölürsem oyun biter lan. Neyse bizi yargılanmak üzere bir odada bekletmeye oluyorlar. Tanıdığımız bir adam geliyor diyor ki işte ben seni şimdi buradan kurtaracağım. <laughs> Bana böyle vurmuş gibi yap sonra gardiyan gelsin ben gardiyanın arkasına geçeceğim onu öldüreceğim. Sonra buradan asansöre bineceğiz dışarı çıkacağız arabaya bineceğiz kaçacağız falan filan böyle kaçış hikayesi anlatıyor. Dedim ki bu muydu ya? Yani gerçekten bu bu muydu? Buradan böyle mi kaçacaktım ben? Sonra şöyle oldu. It was space aliens, man. Schnitt! Gott! Zimmermann! mal. Sieh ab Talent. Wir sollten zum Film gehen, bei Helene vorsprechen. Guter Schuss general. That zipped, no. Idiot. <laughs> Open. Open. That's it. How does it? Take? Your Daha sonra idamı bak karar verdiler. O anda çıkardım zincirlerimi, attım izni, bu DNA aldım, silahla vurdum böyle. Sonra koştum. Ulan sen nasıl bana idam karar verirsin dedim. Siktim hepsini belasını falan filan. Sonra annemi gördüm. Her şeyin son bir hayal olduğu ortaya çıktı. Beni götürdüler. Milyonlarca kişinin önünde. <laughs> Wolfenstein 2 bunu yaptı. Sevin'in kötü adamı ana karakteri yakaladı ve öldürdü. Bu mükemmel bir şey. Çünkü bazen ana karakterlerin ölmesi lazım. Mesela Red Dead Redemption 2. Arthur Morgan bu oyundan önce var olmayan bir karakterdi. Bu oyunda beraber yaratıldı. Sadece tek bir karakter. Bugün Arthur Morgan'ı görünce ulan be adam ne efsane karakterdi dememizin sebebi onun oyunun sonunda acı bir şekilde ölmüş olması eğer oyunun sonunda hastalığını yenip Dutch'ın kafasına bir tane sıkıp mutlu sonunda bitseydi o kadar efsane olmazdı. Arthur Morgan'ı efsane yapan şeyin ne kadar denemesine, çabalamasına rağmen hayatta hiçbir şeyi başaramaması, her şeyini John'a bırakıp gitmesi ve hiç hak etmediği bir şekilde ölmesi. Güneşe bakan ölüm müdür Morgan'ı efsane yapan şey? Eğer ölmeseydi, mutlu sonunda bitseydi böyle olmazdı. Mesela Naruto. Naruto Shippuden'in 215. bölümünde Naruto Sasuke diyor ki Eğer sen Konoha'ya saldırırsan biz dövüşürüz. Eğer dövüşürsek ikimiz de ölürüz. Naruto'nun finali aslında burada. Çok önceden yazılıyor. Finalde Sasuke Konoha'ya saldıracak. Naruto ve Sasuke karşı karşıya gelecek. Aralarında böyle epik bir fight olacak. Sonunda birisi Rasengan, birisi Chidori'ye saldıracak ve İkisi de ölecek. Naruto köyü korumak için kendini feda edecek. Final sahnesinde herkes Naruto'nun mezarının önünde ağlayacak. Mezarının üstünde Hokage'nin giydiği kafeteye koyacaklar. Temsil olarak 6. Hokage ilan edecekler falan. Evet belki Naruto hiçbir zaman hayalini gerçekleştiremeyecek. Ama uzun yıllar sonra Naruto'yu hatırladığımızda ulan be Naruto ne karakterdi diyebilecektik. Şimdi gerçekte finalde Naruto ölmedi. Sadece kolunu kaybetti ama tekrar kol yaptılar adama hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etti. Hokage oldu. Hinata ile beraber dünyanın en itici çocuğunu dünyaya getirdiler. Öyle devam ediyor. Peki şu an Naruto kimi skinli? Kim Naruto efsane değildir? Kimse. Ama Wolfenstein'deki böyle yapmadı. Ana karakteri öldürdü ve bir efsane oldu. Bu yüzden Wolf 2 benim çok sevdiğim bir oyun. Bundan sonra Wolfenstein yok bulat çıktı. Ama oynamadım çünkü param yok.